Tamam Memati, geliyorum. Hadi görüşürüz. Hayırdır? Savcı herkesi sorguya almış. Sıra sende diye haber veriyor. Gideyim her şeyi anlatayım da kurtulalım bu işte. <laughs> Hakikaten Canpala, ne güzel gelirsin burada birlikte yatarız. Hem çapkınlık da yaparız. Aman aman, ben savcıya giderken böyle şeyler söyleme. Ben de seninle geliyorum. Savcılık çıkışı tekrar gelirim. Elif, sen burada kal. Kaç yıldır Çakar'ın yanındasın? Aşağı yukarı beş. Ondan önce bir buçuk sene asker değildin değil mi? Evet. Askerliğini nerede yaptın? Hakkari Yüksekova. Görevin neydi? İstihkam. Yani köprü mü yapıyordun? Hayır efendim. Mayın arama tarama ihma ekibindeydim. 80'e yakın mayın ihma ettim. 12 tane tuzaklama mayın yok ettim. Bu klasik mayından daha zor değil mi evladım? Evet efendim. Tuzaklama mayının dibine bir telsiz koyulur. Bu telsize bir kod verilir. Terörist kendi elindeki telsizle o telsizi mandalladığı zaman bomba patlar. Barış bulunmaz da olduğu gibi mi? Kim efendim? Şu öldürdüğünüz silah kaçakçısı. Öyle birini tanımıyorum. Yüksekova'da kelle koltukta görev yapacaksın. Yüksekova'lı silah kaçakçısını... ...üstelik terör örgütüyle bağlantısı bilinen Barış Bulmaz'ı tanımayacaksın. Bak evladım, devletine hizmet ettin. Şimdi milletine hizmet etme zamanı. Ben senin dosyanla ilgili bazı şeyleri düşünürken... ...senin de iyi düşünmeni istiyorum çıkabilirsin. Bu konuştuklarımızı herhangi birini anlatırsan senin bana öttüğünü söyleyeceğim. Anladın mı koçum? Kumarhane müdürünü getirin. Peki efendim. Elde var bir. Ya kimler geldi geçti yani? Şükrü Balcılar, Atilla Aytekler, Saadettin Tanıtan'lar. Bunlar gelip geçenler. Bir de üstümüzden geçenler var. Onların ismini hatırlamak bile istemiyorum. Bu da gelir, bu da geçer dayı. Ya sen anılarını ne zaman kitap yapıyorsun? Ben bunlar adımdan gayrısını söylememişim. Neşredip ifşa mı olacağım? Seyfi abi. Polislere ne diyeceğimizi biliyorduk da... ...savcıya ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Bu savcı da nereden çıktı? Ne söyleyeceksin? Hayat hikayeni anlat. Dedem kumarbazdı. Babam kumarbazdı. Ben de kumarbazım. Profesyonelim diyeceksin. Mehmet'e peki sen ne diyeceksin? Babamı görmedim, anamı görmedim. Ben hiçbir şey görmedim. Savcı da sana kör oldu der. <laughs> Servet Yanık. Servet. Abdestin yoksa tazlikli suyla alırsın. <laughs> Ne sordu? Çakır abiyi sordu. Ben de büyüğümdür. Çok iyiliğini gördüm. O yüzden yanındayım dedim. Serdar. Yine o kırk mumluk ampullerden mi vardı? Yok Seyfi abi. Bembeyaz, ışıl ışıl bir oda. Koltuklar rahat. Çok şaşırdım. Sanki savcıyla değil, arkadaşınla muhabbet ediyorsun. Allah Allah. Rahat yerde rahat konuşursun. Adam bu işi çözmüş. Dosyaya göre senin tutuklanmaman gerekiyor. İlk celsede beraat etmen lazımdı. Bence de öyle. Savcı belli ki bir sirk kurmuş. Seni göz önüne atmış. Diğerlerini serbest bırakmış. Perde arkasından işi çözmeye çalışıyor. Bir şey bulamaz. Savcının bir şey bulup bulamayacağını anlamamız için... ...benim senin hakkındaki her şeyi bilmem lazım. Hı, o kadar da değil. Ne savcıdan, ne hakimden, ne de gazete haberlerinden korkum yok. Ben eğer bir şeylerin gizli kalmasını istiyorsam, onlar gizli kalır. Senin için beni savunmak, bana sırdaş olmak değil. Senin sırların benim umurumda değil. Nasıl bir adamsın, katil misin, merhametli misin? Benim umurumda değil. Benim umurumda olan şey şu. Sen ya da bir başkası bir davaya kurban verilmek isteniyorsa... ...ve bunun nedeni o davayı örtbas etmekse ben bu oyunu bozmaya varım. Sen de varsan konuşalım. Yoksa ziyaretçi gibi kabul et havadan sudan konuşalım. Amacın ne? Amacım mafya avukatı olmak değil. Mafya'ya ihtiyaç duyulmayan güven içindeki bir toplumda yaşamak. <laughs> Avukat hanım istifa dilekçemi mi almaya geldin? <laughs> Gariban pilav nohutçu mafya babası oldu. Birileri ona hala nohutçum amelisi yapıyor. ...onun gariban olmadığını, sadece kurban olduğunu savunmaya geldim. Pekala. Elif Hanım... ...şimdi sen böyle kurban, murban deyince ben ne demek istediğini anlıyorum da... ...millet öyle anlamaz bak ha. Bunu öyle ulu orta her yerde anlatmayalım. Korkma, raconunu bozmam. Pekala. Madem benim hakkımda her şeyi öğrenmek istiyorsun... ...o zaman iyi öğren. Bir... ...ben korkmam. İki... ...her soruna cevap vermem. Üç... ...bana istediğini söyletemezsin... ...ben istediğimi söylerim. Dört... ...aciz duruma düşüp beraat edeceğime... ...aslanlar gibi ipe giderim. Yaptığım şeyleri yapmadı diye anlatmayacaksın. Beş. Ben benimle çalışanlarla ömürlük mukaveleleri imzalarım. Benim avukatım olacaksan sadece benim avukatım olacaksın. Anlaştık mı? Ben istediğim sürece avukatın olurum. Avukatın olmadığım zaman da ölüler gibi sessiz olurum. Anlaştık mı? Eyvallah. Sor bakalım ne merak ediyorsun? Üç cinayeti sen mi işledin? Ya hep merak etmişimdir. Kollu makinelerde hile yapıyor musunuz? Makineler yüzde otuz vermeye ayarlanmıştır. Gerisi kumarhaneye ait. Peki sen ne kadar kazanıyorsun? Nereden baksan günde iki üç milyon dolar elinin altından geçiyor. Ayda 15-20 bin dolar. Geçinip gidiyorduk. Şimdi ne yapacaksın? Kimin için çalışacaksın? Kenara köşeye attığımız bir şeyler var. 30 sene idare eder mi? Yok o kadar değil. Bir iki sene ancak. O zaman ailen açlıktan ölecek. Çünkü seni çıkmamak üzere içeri tıkacağım kurpiyerlerden birinin zengin bir müşterisiyle ilişkisi varmış. Ve o kız gece beş yıldızlı bir otelde sevgilisinin koynunda boğazı kesilerek öldürülmüş. Bundan bana ne? Bundan sana şu. O kız daha önce senin sevgilindi. Sen bu ilişkiyi kıskandığın için... ...Çakır'a onu öldürttün. Yalan. ...ben bu fotoğrafla bu failin meçhul cinayeti senin üstüne yıkarım ya da... ...ya da bu fotoğrafı yırtarım. Seçim senin. Bir sigara içebilir miyim? İç. Umarım en son girmezsin. Yoksa sorgu yerine komple sigara çay muhabbeti. Savcı bunları sorguya alacağına, şu bekleme odasına bir böcek koysa her şeyi öğrenecek. Yeter içme şunu. Korkma avukat. Ben de bu hayat varken sigaradan ölmem. Beni bu noktaya getirenler benim nerede susup nerede konuşacağımı iyi bilirler. Onlar kim? Geç. Senin haricinde kimler yaptığın işlerin detaylarını biliyor? Mesela eşin işlerinin ne kadarını biliyor? Bu işe başlarken ilk öğreneceğin şey şudur. Yakınlarının canı yanmasın istiyorsan yakınlarını yanına sokmayacaksın. Derya'da bu hatayı yaptım. Cezalandırıldım. Adamların ne kadar güvenilir? Kimler fire verebilir? Kimler dayanabilir? Bir konuşursa... ...Can Polat konuşur. O da burada beni yalnız bırakmamak için. Latife bir tarafa... ...ben bu işlere birilerine güvenerek girmedim. Ama... ...kardeşlerinden biri bana ihanet etmez. Bunu şunun için soruyorum. Biz savunmamızı yaparken birisi herhangi bir nedenden ötürü dayanamayıp itiraf etmeye başlarsa... ...yani savcının ağını düşerse bizim iflahımızı keser. Bu alemdeki herkes ihanetin cezasının ne olduğunu bilir. Buna gözü kesen herkes de ihanet eder. Kimse de mani olamaz. Bu savcıyı sıkıştırmak için soracağımız bir soru. Onun için geç deme. Üç cinayetin ihalesini sana kim verdi? Devlet mi? Devlet cinayet işlemez. İdam eder. Bunlar idam değil, infaz. O zaman devlet değil. Kim? Ben de senin gibi çok meraklıydım. Yukarı baktım, boynum tutuldu. Yukarı çıktım, başım döndü. Olduğun yerde karşına bak. Karşına. Ben varım. Şimdilik bu kadarı sana yeter.